Kafe'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yine bu hafta haftanın panoramasını birlikte ele alacağız. Ama bugün çok çok değerli bir konuğum var. Sports TV'nin kadın basketboldaki en mutlu, en güzel yüzü Fatih Dilber konuğum. Hoş geldin. Teşekkürler beni buraya çağırdığın için. Biraz kendim zorla çağrılmış, çağırtmış olabilirim kendimi ama. Hiç alakası yok, hiç alakası yok biliyorsun ki. Ben seni gördüğüm yerde direkt zaten Sports Kafe'ye gelir misin bu hafta diye. Çok keyifli bir program olacak tabii ki Fatih'le. Biz kadın basketbolu tarafında Sports TV ekranlarında izlemeye alışıksınız ama biz bugün birazcık kalıpların dışına çıkacağız beraber. Aynen, farklı konular. Neyse, farklı konular. İşte burgerlerdir, pizzalardır, neler varsa onlardan değerlendirmeye çalışacağız. Seve seve. Sporcular nasıl burger yemeliler? Mesela nerede yemeliler, nerede yememeliler? Bu da çok önemli çünkü. Evet. Nerede yememesi gerektiği de çok önemli. Bak. Aynen. Tabii ben bunları konuşurum diye geldim ama bence Formula çok 1 uygun. Kağıtları falan var. Onlar önceden kaldı, onları sen. Onlar Esra'dan kaldı. Esra'dan. Biz Esra'cığımla tabii ki her yarış haftası öncesi ve sonrasında Pada Kulüp yaptığımız için. Bunu ben hani F1 konuşacağız diye dedim Esra'ya ama hani yemeğe dönebiliriz yani, orada sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nereden? Hamburgerlerden mi, pizzalardan mı başlayalım? Yok, yani Formula 1'den başlayalım. Padok Kulübü'ne rakip çıkmak için bir hamle yapıyorum ben burada. Esra'yı yedirtmem. Esra'nın ayağını kaydıralım, Esra yokken. Esra. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Valla çok yanlış sularda gezdi Esra. Çok izin vererek bak. Eyvahlar olsun. Ben arama dedim dün. Ben gelmeyeyim Sports Cafe'ye dedim. Ayağın kayar dedim. Dinlemedi. Bak, gündüz bana ayrı, akşam Esra'ya ayrı şey konuşmuşsun. Valla evet. Buradan da bunu çıkardık böylece. Aynen. Kendini ele verdin. Tebrikler ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Zaten mikser olduğumu herkes söylerdi. Geçtiğimiz yayında da zaten seni aramıştık biz böyle bir hani hazır böyle sıcağı sıcağına konuşalım diye ama maalesef vakitten dolayı yettirememiştik. O yüzden aynen, bu hafta çok güzel oldu denk geldiğimiz. Evet, güzel oldu, güzel oldu. Ben de İstanbul'a işte bir 10 günlüğüne falan gelmiştim. Çok o güzel. Arada bayağı güzel oldu. Süper. Arıyor o zaman, biz bir tane daha alırız. Ben onunla ise ben seninle ayrıca konuşurum. Onu da bir daha konuşuruz. Onu ayrıca konuşurum. Tabii biz geçen hafta Esra'yla demiştik hani bize Formula 1 Fantasy Ligi tamamen Fatih Dilber aşıladı oyunlarda, işte bu puanlara geldik, bu puanlara geldik diye. Biz aşıladın o oyunu. Takımları değiştirdin mi? Daha değiştirmedim. Puanlamada ne durumda? Şeyi bekliyorum. Birinci ne dedim? İşte antrenman turu bitti. İkinci antrenman turu da bitsin. Üçüncüyü de göreyim. Ondan değiştireceğim. Sonra. Ama ilk hamlemi yaptım. Verstappen'i o Mega Driver, işte bir en yüksek puan alacak driver olarak değiştirdim. Sezon başından beri Leclerc'ti. Ne kadar sezon başından beri Leclerc'ti. Yani artık Ferrari'mizin yukarıya oynayabilmesi için farklı bir hamle yapayım dedim. Totem diyorsun, bu sefer değiştirdim. Totem yaptım. Aynı şeyi Esra da söyledi ama ben açıkçası burada Lando Norris'in daha bir Britanya Grand Prix'sini alıp biraz daha yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Ya şey, orada şimdi Britanya'daki pist farklı bir pist ya. Evet. Yani hızlı bir pist. Hı hı. İşte virajlar falan, yani ben de çok hakim olduğumdan değil de şey oyununu çok seviyorum. Formula 1 oynamayı çok seviyorum konsollarda. Onu oynarken benim zorlandığım pistlerden biri. Öyle mi? Evet, İngiltere zorlandığım pistlerden biri. Keza mesela Monaco'da, Macaristan'da zorlandığım pistlerden biri. Macaristan'da tam tersi. Sert virajlar, yavaş virajlar falan var. Hızlanamıyorum. Macaristan'daki en büyük problemim bu. İşte İngiltere'de de o hızlı virajlarda arabanın kontrolünü sağlayamıyorum. O yüzden bence iki pist birbirinin sanki zıttıymış gibi geliyor. Yani diğer pistler daha kolay. Mesela İtalya Grand Prix'si Imola değil de diğer Grand Prix çok çok kolay bir yarış. Diyorsun. Ya o yüzden bence bu araç konfigürasyonlarıdır vesaire, gelişim noktalarıdır ya. Mesela Ferrari hep şey demişti İngiltere Grand Prix'si için, Britanya Grand Prix'si için. Bize çok bakmıyor bu Grand Prix'i ama Macaristan Grand Prix'si bize bakıyor. Aslında Avusturya'da ve Kanada'da yaptıklarımızın artılarını biz Macaristan'da göreceğiz. O yüzden bence sen Lando Norris'in çıkışını söylüyorsun ama sanki orada o kadar radikal bir çıkış olacağını düşünmüyorum ben. McLaren'de. Ama belki başka yarışlara daha radikal, daha iyi işler çıkartacaklardır ama Macaristan'da ben sanki onu görmüyorum. Bana öyle geliyor. Macaristan'da böyle Ferrari'nin yukarı çıkacağı, hatta bence geçen seneki istikrarı da öyleydi. Geçen sene de kötü başladı. Kötü başladı demeyeyim de. Ama bu kadar değildi ya. Altında başlamıştı. Yok, Mercedes için söylüyorum. Beklentinin çok altında başlamıştı. Ama sezonun sonunda işte Brezilya Grand Prix'sinde Russell birinci bitirmişti. Evet. Ve istikrarlı bir şekilde o Red Bull
işte Ferrari arasına girmeyi başarmıştı sezonun sonunda aslında bir tarafta Mercedes. Burada da bence yine istikrarlı bir şekilde yukarıya adım adım gidiyorlarmış gibi geliyor. Hamilton bence iyi iş çıkartıyor. Kötü araçta çok iyi iş çıkartıyor. Ama yani Red Bull inanılmaz bir sezon. Yani böyle bir sezon var mı? Aracı, çok hakim performansları olduğum. İnanılmaz ya. Ve ceza aldıkları sezonda ki ceza ne kadar caydırıcı soru işareti. Yani herkes o şeyi söylüyor. Yani. Ama yani çok büyük iş. Verstappen senden çok iyi pilot. Evet. Yani Red Bull seviyor olsan Verstappen'e taparsın. Red Bull'u sevmiyorsan Verstappen'i sevmezsin. Lewis Hamilton'da da aynı hikaye vardı. Lewis Hamilton'ı yani şey, Mercedes'i seviyorsan Lewis Hamilton'ı seviyorsun otomatikman. Evet. Mercedes'i sevmiyorsan Lewis Hamilton'ı da sevmiyorsun. Evet. Bir de bir yerden sonra insanlarda bence şey algısı çok fazla oluyor. Lewis Hamilton kazanıyor ya, kaybetsin istiyor insanlar. Veya evet. Verstappen kazanıyor ya, kaybetsin istiyor insanlar. O yüzden de biraz taraf olmayı tercih edebiliyorlar. Yani adamın ikinciliğin zaten ikincilikten de çok aşırı mutsuz olan bir yapıda olduğu için Verstappen. Yani geçenlerde zaten Perez'in aldığı ikincilikte ben bunu başarı saymıyorum ki diyerekten orada ayrı bir zaten sohbetler, muhabbetler olmuştu. Yani. Şeydeki geçen Espor'da işte bir şey dalında. Aa, evet. Orada çarpması falan çok efsane bir şey. Yani bence karakterde çok ciddi sıkıntı var. Orada men falan edilmiş ama yani çok başka normal bir. Normal değil. Yani normal konsantrasyon değil. Da çok ayrı hırs. Hırs desen hırs da değil, azim desen tam azim de değil. Yani gerçekten adamdaki ben o isteği, tutkuyu başka birinde görmedim, bilmiyorum. Mia Schumacher'da görüyorum. Öyle mi? Mia Schumacher'da görüyorum. O Mia Schumacher kazanıncaya kadar ki o tutkuyu, kazandıktan sonraki de devam ettirdiği tutkuyu gerçekten çok fazla pilotta görmüyorsun. Verstappen'e de bence Mia Schumacher gibi yaklaşıyorlar. Yani Perez orada gerçekten mesela Mia Schumacher'in de yanında bence iyi pilotlar oldu. Barrichello, Eddie Irvine bence onlar da iyi pilotlardı. Ama onlar sadece Mia Schumacher'in arkasını kollayacak ikinci pilotlardı. Hiçbir zaman işte Eddie Irvine'ın sadece şey Mia Schumacher'in kaza yaptığı ve sezonu kapattığı, işte ayağını kırmış mıydı bir şey olmuştu. Sezonu kapattığı Sato'yla devam ettikleri bir sezon var. Orada bir Eddie Irvine itti Ferrari. Onda da sezonun sonunda son yarışta mesela Mia Schumacher şey yapmıştı. Dönmüştü sanırım son yarıştı döndüğünde. Mesela Eddie Irvine'ın şampiyonluğu için çok böyle kendini kasmadı. Mesela Eddie Irvine'lar, Barrichello'lar, Mia Schumacher'in şampiyonluğu için yol verdikleri, işte rakiplerine zaman kaybettirdikleri, Perez'in 2021'de Hamilton'a yaptığı gibi. Aynen öyle. Zaman kaybettirdikleri çok olmuştu ama yani iş Schumacher'a geldiğinde mesela onu yapmadığını görmüştüm ben. İşte kaza yaptığı sezon. 99 muydu, 98 miydi tam hatırlamıyorum. Makine'nin yine şampiyon olduğu sezondu. Ama güzel hikayeler var böyle. İşte Verstappen'de de ben o şeyi görüyorum, kazanma tutkusunu görüyorum. Ya bir de öyle bir bug haline geldi ki 10. bitiriyor şeyi sıralama turlarını. Ondan işte Amerika Grand Prix'si sanırım. Ondan geliyor 1. bitiriyor. Ve bir de rahat bitiriyor 1. diye. Hiç yani zorlamadan. Hiç yani onu dışarıdan görmüyorsun. Hiçbir şekilde onu sana hissettirmiyor, görmüyor yani. Adam tamamen oraya kilitli ve hiçbir şekilde hiçbir güç onu oradan koparıp alamıyor. Bir de şöyle bir şey de var. Ben onu da seziyorum. Rakiplerin en büyük şöyle bir rakiplerle şöyle bir avantajı var. Araç çok iyi, Verstappen çok iyi. Şey yapmak da istemiyorlar bence insanlar. Lastiği bitirmek, işte zorlamak istemiyorlar. Verstappen geliyor arkadan. Ya geçsin, benimle uğraşmasın. Geçse birinci olmak için kiminle uğraşıyorsa onunla uğraşsın. Falan diyerek bence yol veriyorlar. Ya da çok zorlamıyorlar. Ya mesela açıklamalarında da çok oldu zaten hepsinin ya. Yani Red Bull'un aracının üstünlüğünü kabul ediyoruz zaten diyerek. Dediğin gibi içinde Verstappen'i görünce bırakma ama öyle de olmamalı ya. Ya bence yani. Mesela eskiden sanki benim böyle çok takip ettiğim 2000'li yıllar, 90'lı yıllar ilk takip etmeye başladım daha doğrusu. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı sanki böyle değildi. Daha yarışabiliyorlardı. Çok kötü şeyler vardı, takımlar vardı. Minardi falan vardı. Şeyin hatta Alonso'nun başladığı Minardi falan vardı. Hakikaten çok kötü takımlardı. Yarış bitiremiyorlardı adamlar. 5 yarış falan bitiriyorlardı sezonda. Yani o kadar kötü takımlardı ama şeydi yani kimse kimseye böyle kolay kolay vermezmiş gibi geliyor. Ve o zaman da çok ciddi bütçe farkları vardı. Şimdi bütçe sınırından dolayı herkes birbirine biraz daha yakın. İşte, evet ama gene orayı aşanlar cezayı almayı göz alarak var yani şimdi. İşte o cezayı biraz daha yaptırabilirsin. Yaptırımını arttırabilirsin. Ben yeterli görmüyorum dürüst olmak gerekirse yani o ceza. Red Bull'a verilen ceza çok yeterli değildi. Ha, Red Bull'da belki değildi. Red Bull'da belki orada işte şey, danışmanlardan kaynaklı bir problemmiş sanırım oradaki süreç. Ama acaba? Bir de şey de var ya, düşünsene ekip yetiştiriyorsun, ekibi tutamıyorsun elinde çünkü işte bütçe sınırı falan var. Sanki o bütçe sınırları üzerinde bir
ya çok hakim olmadığım konu hı hı. ama sanki bir güncelleme yapılabilir. Yani ben işte kendi şeyimde ekibimde çalıştırdığım insanlarda gelişimi sağladığım insanları sadece sırf bütçe sınırından dolayı Mercedes'e işte sallıyorum Alfa Romeo'ya Aston Martin'e kaybedeceksem bu da benim açımdan çok büyük dezavantaj. Yani marka değerini de düşüren bir şey baktığı evet. zaman düşünsene yani adamın dediğin gibi tamamen bütçe sınırından emek veriyorsun bir yere getiriyorsun sonra pardon kusura bakma. Evet. Ve bunu söyleyen takımlar hani artık daha ne kadar teraziye oturması lazım yani. Bir bakmak gerekiyor oralara. Evet. Bir belki düşünürler ilerleyen dönemlerde. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Sen ya 11. takım 12. takım başvuruları var ya. Evet. FIA'nın onaylamasını bekledikleri ama evet. Ferrari'nin ve F1'in onaylamayacağı konuşulan o iki takım. Mesela bir tanesinin onaylanmasını isterdim. Yani 22 gridde 11 takımın olmasını isterdim. Kesinlikle. Yani bir takım daha olsun. Ya yani ne kadar yarışabilirler bilmiyorum ama bir takım daha olsun isterdim. Ya böyle kapalı olması çok bana şey geliyor. Rekabet anlamında. Rekabet anlamında çok zor geliyor. Bence belki bugün 11'i gördük, yarın 12'yi göreceğiz. Bilmiyorum. Kapıyı çok açmak istemiyorlar. Tamam anlıyorum ama 2026'ya sence ne düşünüyorsun bu Audi girişiyle birlikte? Çok da fazla spekülasyon var. Bilmiyorum. Vazgeçecek olan var mı? Ben oradan düşünüyorum. Ya tamam yarışacak olan var da ben 2026'dan sonra bu işi yürütemem diyen var mı? Ama birçok kişi bu MGUK'den dolayı sanırım istemiyordu Formula 1'e girmeyi. Şimdi belki takım sayısını 11 dedik ama 12, 13, 14'e gidecek mi? Veya daha mı azalacak? Bence sanki artacakmış gibi geliyor ama bu sefer de pastayı ne kadar büyütebileceksin? Ama bence şey bütün sporlar için Formula 1 gerçekten ciddi bir örnek. Yani bundan yaklaşık 5 yıl önce elbette takipçileri vardı. Elbette çok işte takip ediliyordu ve işte mesela ben bayağı bir takibi bırakmıştım. Sonra tekrar takip etmeye başladım ama bu Drive to Survive'ın onlara kattığı katkıyı görebilmek lazım. Bence o çok ciddi bir değer. Yani Drive to Survive'dan sonra hemen hemen böyle bir 3'e 5'e katlama var direkt bütçeleri. Ama çok normal değil mi? Yani hiçbir spor organizasyonu yok. Onlar tamamen devam ediyor. Çok da güzel arka tarafı da ayrıyetten böyle Dallas gibi izlenmiş bir şey yani. Aynen. Dallas gibi pardon işlenmiş bir belgeselden bahsediyorsun. Aynen bence mesela şey ben hep... İhtiras var. Arkadan konuşma var. Kavgalar var. Her şey var yani. Bence mesela şeyi de çok beğenmiştim ben. İzlemişsindir Michael Jordan'ın o işte evet. Last Dance. Aynen Last Dance'ı. Mesela orada insider videolar var. Birbirleriyle tartışmalar var, birbirlerine evet. laf söylemeler var vesaire. Onu görüyorsun ya. Aslında işte Anadolu Efes'in 2 tane EuroLeague şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin bir tane. Basketbola döneceğim de Fenerbahçe'nin bir tane. Fenerbahçe kadın takımının bu sene EuroLeague şampiyonluğu var. Belki de içeride bizim bilmediğimiz sorunlar yaşandı. O hikayeyi bir şekilde dinleyebiliyor olsaydık onu biraz daha ne derler ona? Belgeselleştirebiliyor olsaydık çok güzel olurdu. Levent'in burada çok güzel bir fikri vardı. Last Dance ile ilgili en büyük hayallerinden biriydi. Yarın bir gün bir hikayeyi böyle yapabilmek, belgeselleştirebilmek. Neden olmasın ya? İnşallah. Çok da güzel olur. Onu işte bir tek bizim kulüplerden Beşiktaş 100. yılında yapmıştı. İşte futbol takımına 100. yıl belgeseli işte tüm yöneticilerin konuştuğu vesaire. Keşke mesela senin de dediğin gibi Fenerbahçe kadın takımı böyle bir şey çıkarsa. Aynen. Böyle kadın insider videolar. Harika bir şey olur ya. Sporcuların, sizlerin dışarıdan, içeriden tüm anlatımları. Yani olabilir. Yani her bence, boyutuyla tabii ki. Bir de şey de var. Şey ama. Şimdi belki bugün için çok iddialı olabilir ama 10 yıl sonra röportajı daha farklı olur. Şimdi oyuncular orta. Belki de oyuncunun memnuniyetsizliği var. Bugün aynı takımda devam ediyor. 10 yıl sonra söyleyecekleri 10 yıl sonra söyleyeceklerin daha farklı olabilir. Ya bu ben sadece şey söylüyorum. Bugünü de anlatırsın bir belgeselde, 10 yıl sonrasını da anlatırsın başka bir belgeselde. O yüzden bence tabii. Formula 1 örnek alınması gereken şey. Büyütmek istiyorsan bir şeyi insanlara pazarlaman lazım. Kesinlikle. Pazarlayamadığın sürece izleyen insana dediğini arttıramadığın müddetçe bence şey yapamazsın. İşi hikayeleştirmen lazım. Evet. Ben burada Formula 1 eleştirmeye geldim. Formula 1 övdün değil mi? Çok ben şu an şaşkınım. Ben böyle araçlardan aslında gireyim. Tam Fatih araçlarla ilgili konuşacağız diye. Ben şu not aldım şu an araçlarla. Çok güzel pazarladılar. Şu kapıdan girerken şey dedim. Formula 1 eleştireceğim ben. Bu arada şeyini eleştireyim ya. Web sitesini eleştireyim. Yani bu kadar güzel işte hemen. Saliseler falan tutuluyor. İşte evet ya bu yani arada. İnanılmaz şeyler tutuluyor. Veriler dönüyor. İşte araçların işte
önüne bir ufak sensörler falan konuluyor. Hı. İnanılmaz bir şey. Web sitesine giriyorsun. 2 günde bir login oluyorum web sitesine ya. Ondan bak ben de çok gerçekten sıkılmış durumdayım. Çünkü dediğin gibi her şey o kadar gerçekçi takımları vesaire kuruyoruz ki orada. O kadar keyifli bir şekilde yapıyoruz gerçekten birebir. İçindeymişsin gibi, takımın bir parçasıymışsın gibi. Ama sonrasında hop bir giriyorsun, çıkmışım. Haydi bir daha gir. Bir neydi daha neydi artık yani. Mesela bir tane yazı okumak bununla istiyorum. Bununla da uğraşmayalım yani. Sürekli şey istiyor, login istiyor. Abi bırak ben login olduysam kalayım orada, o sitede kalayım. Çıkış yapana kadar açık kalsın aynen. orada. Aynen. Ben de biliyorum çıkış yapmayı ama yapmıyorum. Ya ben mesela yapmıyorum. Yıllardır bilgisayarımı kullanıyorum. Mesela böyle sosyal medya platformu vardır ya, şifremi sorsam bilmiyorum. Yok bende de yok. Akıllı yani telefonlar da bunu çünkü artık bizim zihnimizden aldı. Eskiden böyle tıkır 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 bütün şifreler ezberimdeydi biliyor musun? Şurası bir şeydi hani döküntü. Evet. Buranın içi. Şimdi kaydediyorum, neydi bu ya da yazıyorum unutuyorum neydi bu. Geçmiş olsun. Bir tane sosyal medyayı sadece şey için kullanıyorum. Onunla login olabileyim diye kullanıyorum sadece. Ondan kapatmıyorum hesabımı. Yani tahmin ediyorum. 40 yaş üstü platformu diyorum ben ona. 40 yaş üstü platformu. Öyle bir şey yok. Yaşlara takılmıyoruz bu programda. Tamamen hiç öyle bir şeyler ben yok. Ben 40 yaş üstüne geçtim ya. Ben o platforma geri döneceğim. Şu an karar verdim. Bugün yok karar artık. Verdim. Şu an program hiç kontrol altında değil. Asla değil. Biz böyle anlaşmamıştık. Hemen eleştirilere geri dönüyorum. Formula 1 araçları arasındaki biraz krizi konuşalım istiyorum. Red Bull'un da şimdi tekrar bir side pod'u değişiyor. Araçlarla ilgili çok fazla güncelleme oluyor. Hemen eleştirini alayım ben bu konuda. Ya bence o gelişme... Ben aslında onu eleştirmiyorum ya. Onu seviyorum. Böyle bir şeyleri de... Arkadaşlar bugün Sports Cafe'den bu kadar. Beni bu kadar hani eleştireceğim diye kapıdan girdim. Böyle ama ben başka şeyleri eleştirecektim. Ama ya şey hakikaten sezon başıyla bugün arasındaki çok ciddi... Ya ben sezon başına eleştirebilirim. Bugün eleştirmem de sezon başına eleştirebilirim. Peki. Sezon başında Red Bull'dan bu kadar farklı ve bu kadar kötü araç yapmayı nasıl becerebildiler? Ki yanlış hatırlamıyorsam sezon sonunda mesela Ferrari'nin şey açıklaması vardı. Bu eski şeyinin... Binotto'nun. Evet. İşte biz zaten bu seneye bakmıyoruz. Önümüzdeki senenin arasına çalışıyoruz. Ki önümüzdeki seneyi de yemediler mi? Benim hala içimde ukde biliyor musun Ferrari yani için? Bu cümle... Geçtiğimiz sene. Evet geçtiğimiz senenin ortasında hatta yanlış hatırlamıyorsam İtalya Grand Prix'sini falan geçtikten sonra biz artık şey düşünmüyoruz. Bu seneyi, düşünmüyoruz. Önümüzdeki seneyi düşünüyoruz. Önümüzdeki seneyi düşünüp bu aracı mı yaptınız siz? Aynı şey Mercedes için de geçerli. Ve bir tanıtımlar yaptılar. Ferrari'de, Mercedes'te bu arada. Hani resmen şov. Hani ayrı o ayrı bir lansman oldu yani o tamamen araç tanıtımından da öteye gitti. Ya ben hakikaten bu mu çıktı şeyi demek bekliyordum. İstiyorum. Ya oradan tamam. Bu mu çıktı? Ya hakikaten oradan bu mu çıktı? Oradan bu mu çıktı? Ya şey Red Bull yepyeni işte bu son güncellemesiyle 0.4 saniye daha hızlı olmayı hedefliyormuş. Abi siz ne yapacaksınız? 3 tur falan kaç tur daha bindireceksin? Aynen. Ya ama bence o biraz olmalı ya. Şimdi o konuda çok da fazla eleştiri şey yapmak hani söyleyemeyeceğim. Çünkü bir noktada artık işte burada takımlar sıralamasına bakıyorsun, pilotlar sıralamasına bakıyorsun. Tabii ki kullananın bununla çok etkisi var. Ama birazcık teknik tarafta da diğer takımları kamçılayacak bir şey lazım ya. Yani Red Bull orada bırakmamalı. Yani bence... Bırakmamalı. Yok ya bırakmamalı bence. Şey hani bu adamlar tabii aldı zaten götürür. Şimdi bak sen de dediğin gibi aslında bir noktada hani acaba diğer takımdakiler biraz yol mu veriyor hani aslında zaten geçti hani götürsün. O raddeye geldiyse zaten o koltukta oturmamalısın. Evet. Yani biraz rahatsız olmalısın. Yani mesela öyle. Toto Wolff için çok ciddi bir soru işareti. Olmalı yani da şu an. Gerçekten ciddi soru işareti. Hele ki bu sene bence bak. Yani, hele ki bu sene. Geçtiğimiz yani, sene dediğin gibi gene Brezilya Grand Prix'si ve aradaki işte Russell'ın performansıyla biraz daha en azından çizgileri dalgalı diyebileceğimiz noktadaydı. Şu an hangisi? Şu an çok felaket. Böyle yani bir yılı gördükten sonra yani. Bunu mu yaptın? Geçen senenin üzerine bir de geçen bak. Hani senenin geçen üzerine. Senenin üzerine. Hani ya buradan bir şey çıkması gerekiyordu. Aslında dedikoduya gireyim mi? Lütfen. Acaba Lewis Hamilton'ın gitmesini falan mı istiyorlar? Kim önümü gelebilir sence? Yani Leclerc'i çok fazla dillendirdikleri için Leclerc olabilir. Diyorsun. Yani ama böyle bir veda da çok şey olur ya vefasızca kötü. Olur. Çok kötü olur. Yani ya hiç yakışık kalmaz yani böyle. Britanya'da imzalamalarını bekliyordum yeni sözleşmeyi. Hamilton'la mı? Evet. İmzalamamaları bana çok ciddi soru işaretini getirdi. Bana da niyeyse ama Hamilton Mercedes'e bırakır gider gibi geliyor ya. Yani şimdi Mercedes'ten dediğin gibi dediğin senaryoyu bir konuşalım. Diyelim ki Leclerc aday. Ne olacak? O Ferrari'ye gidecek o şekilde mi bitecek? Bilmiyorum. Sadece Ferrari'ye mi gidecek? Yani Mercedes'ten çıksa nereye gider? Nereye Ferrari gitmeli? Ferrari olabilir. Bir de eskiye dönebilir. McLaren olabilir. Ki bence Ferrari daha şık olur. Ferrari daha şık olabilir.
Yani çünkü adam ama artık yani kaç burada dünya da, şampiyonluğu üzerine yani. Burada Mercedes'in problemi sanki şoför değil. Aracı kullanan değil. Yani Verstappen'i alsalar şampiyon mu olacaklar? Olmayacaklar. Yani, bence net olmayacaklar. Bu sadece o zaman bambaşka değil. Problemleri var. Yani Ferrari'nin de aynı şekilde. Hamilton alınca şampiyon olmayacak Ferrari. Ferrari'nin teknik anlamda sorunları var. O yüzden bence Red Bull'u ayrıştıran şeylerden biri o. Evet. İnanılmaz bir adamların teknisyenleri, inanılmaz bir mühendislik kadrosu çalışmaları ve var. Ve bu arada şeyde yani şeyden destek almıyorlar. Kim, Honda'dan destek almıyorlardı. Evet. Yani Honda ayrıldıktan sonra bu şey oldu. Hadi şeyi anlarım. Daha farklı bekleniyordu bir de üstelik. Evet. Yani eyvah ne olacak Red Bull derken adamlar bir anda aldı gitti. Şimdi herkes hakikaten kanatlanmış bir şekilde Red Bull'u seyrediyor yani. Aynen. İnanılmaz bir şey. Ve bu işin PR'ını da çok iyi yapıyorlar bence Red Bull olarak. Ben PR'ını da çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. En sevdiğin taraf hangisi o noktada? PR'ında? Ya yani takdir ettiğin taraf her yerde dijital görüyorum. Olarak mı dijital yoksa? Olarak, dijital olarak ben her yerde görüyorum. Her yerde karşıma çıkıyor. Her yerde bir şekilde Verstappen'le karşılaşabiliyorum. Hı hı. Ya da Red Bull'la karşılaşabiliyorum. Sadece bu arada Formula 1 özelinde söylemeyeyim Red Bull özelinde. Yani biraz hı hı. Şey marka övüyor gibi oluyoruz ama bu programda. Hı hı. Red Bull'un diğer işte o ne derler dış saha organizasyonlarını çok fazla görebiliyorum. Özellikle ben YouTube kullanıcısı çok fazla olduğum için hı hı. Ben onlarla çok fazla karşılaşabiliyorum. Bir anda videodan videoya geçtiğim. İzlemekte doyamadığım videoları izlemek oluyor. O markanın bence biraz şeyi ama tabii yani avantajı nasıl? Aslında baktığında. Aynen. Belki o biraz ayrıştırıyor yani. Evet. Bence. Ya bundan bir 15 yıl önce Red Bull buraya giriyor olsa ve ne düşünürsün diye sorsaydın. Yani evet sponsor olarak okey, takım olarak okey demezdim gibi geliyor. Yani çünkü bir motor markası değil ya. Veya işte bir şey üretmiyor ya, motor üretmiyor ya, çok ona şey duymazdım ama şu an burada yaptıkları, burada gösterdikleri eforu düşününce bazen ön yargıyla davranmamak lazım. O da bizim, ben hep ön yargıyı eleştiren insanım. Mesela orada ön yargılı olurdum diye düşünüyorum. Ama bıraktığım dönemlerde olduğu için onlara arada sıydırdılar. Şimdi zaten şimdi oraya artık çok geçik. Öyle bir övdün ki yani ben evet. Yararsın diye girdiğim. Mesela Devriz tarafını da ayrıyetten. Ha bu arada orada da eleştireyim yani ama Red Bull orada çok net. Mesela şeyde de sanırım yanlış hatırlamıyorum, Gazi'de de aynısını yaptılar. Albon'da da aynısını yaptılar hatta. Albon bir yıl yarıştı ama çok hızlı vazgeçtiler Albon'dan. Ama genellikle kolay adam harcıyorlar bana yani, sorarsan. Ama Devries bence yanlış adam. Bence yanlış hamleydi. Ama Albon da yanlış adamdı oraya. Yani Albon da yanlış anladı. Yani ya Perez'e kadar verilen kararların ben Red Bull'a yakışır ya da olması gereken adam olduğunu düşünmüyorum. Perez'e kadar gelen. Perez'de şu anda bence hamlesi bence o hamle. Ricciardo'nun Alfa Tauri'ye gitme hamlesi de bence önümüzdeki yıl Perez'den çıkma hamlesi. Değil mi? Yani ben de öyle görünüyor. Algıladım biraz. Yani çünkü sen bir yıl ya kalan 6 ay ya da kalan 4 ay artık sen bu işi devam ettir. İdmanını yap. Evet. Sezon sonunda tekrar konuşalım. Zaten biraz öyle söylemler de gelmeye başladı Red Bull'un içinden. Ben biraz yani işte Verstappen tarafında da mesela hem pistte hem de pist dışında açıkçası çok yırtıcı, fazla tehlikeli olduğunu düşünüyorum Red Bull'un takım olarak. İşte o yüzden. Evet. Bir çok de keskin. Şey de var ya, Verstappen'in bence şey eleştirisi. Geçen sene hatırlıyor musun? Brezilya Grand Prix'sinde Perez'i geçip sonra da Perez'e yol vermemesi. Evet. Yani mesela sezon boyunca veya işte bir önceki sezon şeyde yapılan Perez'in yaptıklarını düşündüğümüzde sanki orada Verstappen'in şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Yol vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şaşırdın mı? Ben şaşırmadım. Yok, şaşırmadım. Ama yani takım emri gelir diye tahmin etmiştim. Yani çok net bir takım emri gelir. Verstappen'i ayırıyorlar o noktada ama ya. Yani hakikaten birincide ama o gelmeli ama gelseydi de yapar mıydı? Bence yapmazdı. Bilemedim. Çünkü aralarında daha öncesinde de farklı yarışlarda yine Perez'le ayrı sürtüşmeler, yol verme. Evet, Monaco'da olabilir. Tam hatırlayamadım hangi Grand Prix olduğunu ama bu tarz şeyler yaşandı ve daha çok birbirlerine girdiler. Medya da bunu çok güzel kullandı tabii ki bu arada. Yani aradaki kutuplaşmayı. Çünkü karakterleri de buna çok müsait. Yani Verstappen'le Perez'in o noktada çok benzeştiği noktalar var. Yani çok aslında çok yakınlar ama o kadar yakın oldukları için de çok zıtlar. Bence hırsları Perez bir yerden yüzünden sonra kırılmış olabilir sezon içerisinde. Ben sanırım Amerika Grand Prix'si, Miami Grand Prix'sinden sonra olabilir. Miami miydi? Miami'ydi sanırım. Pole pozisyona sahipti. 10. Verstappen kazandı ve çok rahat kazandı. O Grand Prix'den sonra bence Perez'in kırıldığını düşünüyorum. Mental anlamda kırıldığını düşünüyorum. Mental olarak zaten şu an felaket durumda.
çöküt durumda yani. Yani bence Ricciardo'nun hamlesi de iyice onu aşağıya çekecektir tabii gibi ki duruyor. Onun da sezon başındaki haliyle yani şu andaki gelmiş olduğu nokta Ricciardo'nun. Yani bırakıyor, hiç dönmez. Artık. Yani ben bu noktadan sonra alınmasını bekliyorum. Bu arada geçen sene de çok kötüydü McLaren'de. Evet. Norris'in arkasında baya baya şey yapmıştı. Red Bull'dan çıktığı gibi dönemden itibaren zaten sürekli aşağı giden bir grafik söz konusuydu yani. Bir tane şey var. İtalya Grand Prix'si. Verstappen'in Hamilton'ın üzerine çıktığı bir yarış var. Evet. Orada bir kazandı. Orada da zaten iki tane kazanacak pilot yoktu. Bottas en arkadan başlamıştı. Yani daha ne kadar hani eline sana sunulsun şeklindeydi yani, biraz aynen daha yani. Ama ben bunların yanında da bu arada hani böyle atlıyoruz ama tabii çok da konu olduğu için Dövriz'e olan söylemlerin çok sert olduğunu düşünüyorum ya. Ya bence şey adam düzgün bir yarışçı ama bence orada çok hata yapıldığını düşünüyorum. Ya bence Dövriz şey yarışçısı değil, Formula 1'deki yarışmacı bir pilot değil. Ben öyle düşünüyorum. Alfa Tauri aracı da kötü bir araç. Hı hı. Yani araç da kötü. Yani araç sana şeyi veriyor olsaydı, yani ilk 10 fırsatını veriyor olsaydı, hı hı, sen onu değerlendirdin. Bence Alfa Tauri'nin şu anki aracı, ya Tsunoda çok bence iyi bir iş çıkarttı. Ki o burada da evet, hatırlarsan yani, ilk 2 yılında felaket çok iyi performanslar sergilememesine rağmen, kesinlikle, bu sezon biraz daha istikrarlı performans sergiledi. Ama Dövriz'de onu göremedik. Bir de Dövriz geçen sene bir tane yarış, Albon'un apandisi patlattığı bir yarış vardı. Puan aldı Dövriz oradan. O bence insanları çok fazla yanılttığını düşünüyorum. Bir tek seferlik balon gibi değil mi? Tek seferlik balon demeyeyim de yani Dövriz için çok hızlı karar verilmiş gibi geldi bana. Hollanda Grand Prix'si yanlış hatırlamıyorsam. Mümkün. Olabilir. Zandvoort'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada çok erken karar verildi Dövriz'le alakalı. Erken derken Dövriz de yaşlı ya yani şey değil, genç bir pilot değil. Genç diye yaklaşılıyor ama 27 yaşında falan bir pilottan bahsediyoruz. Yani sadece takım değerlendirmemiş hiç. Belki hakikaten şey olabilirdi, farklı bir takıma gidebilirdi, farklı bir takım değerlendirebilirdi Dövriz'i. Alfa Tauri gibi, işte Red Bull gibi, yani Red Bull'un ikinci takımı olduğu için söylüyorum. Hı hı. Çok hızlı pilot harcayan bir takım, onun adına yanlış hamleydi. Diyorsun. Yani görünen o. Önümüzdeki sene o zaman bayağı koltuklar değişecek gibi mi diyebiliriz? Ya böyle bazen bunlar domino etkisi olabiliyor. Yani birini oradan çekince domino etkisi bir şekilde gidebiliyor. Üst taraftan bir pilot değişmediği sürece ben çok domino etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani önce Ferrari, Red Bull, Mercedes pilotlarının yani o 6 pilotun, hı-hı, bir yerde birbirleriyle yer değiştirmesi. Ya birbirleri derken birinin diğer takıma geçmesi bence orada bir ateşi yakacak. Perez'in oynaması bu sene çok muhtemel ama ben Leclerc ve Hamilton'a kendi takımlarında bir sene daha garanti, belki Max gidebilir ama ondan sonrasında şu döngünün olmasını bekliyorum açıkçası. Olabilir. Max yani o da. Ama Ricciardo ne kadar mesela Red Bull'a fayda sağlar? Ya tamam, beraber Verstappen'le çok iyi anlaşıyorlar. İkinci pilot olacak yüksek ihtimalle. Ne onu da kabul edecek. Tabii ki. Kalmak için mecbur kabul edecek zaten baktım. Yani doğru hamle mi bilemedim. Ben oraya açıkçası yani hoş o olmasa kim gelecek kafasındayım açıkçası. Ha, anladım. Verstappen'in yanına nasıl bir adam gelmeli? Red Bull'un baskısını, Horner'ın dominasyonunu kaldıracak ve o hırsı yansıtacak kim olabilir, kim gelebilir? Yani Perez en olabilecek adamdı. Ama Ricciardo'yu da hani böyle şey gibi olmaya başladı artık. Hani gel, git. Şimdi üçüncü adamımız olarak sen gene ama bir dur burada. Yani biraz bilmiyorum, saygıyı da kaybediyor gibi geliyor bana. Ya bence özellikle McLaren döneminde o saygıyı yavaş yavaş yitirdiği için şimdi bence insanlar, hı, çok özledi gibi geliyor. Ricciardo'yu 4 ay görmediler, özlediler. O yüzden çok herkes şey pozitif yaklaştı olaya. Bilemedim. Ben sana şey sorayım, merak ettiğim için soruyorum. Burayı programı da değiştirdik. Moderatör olarak ben başladım programa diye. Hiç böyle konuşmamıştık başlarken. En beğendiğim pilot kim? Efendim? Yani yaptığı işle, elindeki arabayla en iyi işi çıkartan pilot kim sence? Merak ettiğim işi soruyorum. Ya şimdi tabii maksimumu çıkarttın. Tarafsız. Maksimum çıkarttın. Ya Verstappen'i kenara koy. Verstappen'i kenara koyayım. Çünkü Verstappen bence en iyisini çıkartıyor. Evet ya, Verstappen artık çok fazla uç bir noktada. Evet. Alonso. Evet, o da olabilir. Alonso'yu koyarım. Ben Albon'u koyarım.
Albon mu? Albon'u koyarım. Çünkü hakikaten çok iyi iş çıkartıyor. Geçen sene de Latifi ile arasındaki... Latifi çok kötüydü. Bence mesela Dövriz'de onu söyleyebilirim. Williams da bu puanı kazanmıştı. Latifi'nin yine ya yarış dışı kaldığı ya bitiremediği bir yarıştan sonra... Latifi nasıl bir karakterdi Formula 1'den? Yani, ama sevilen bir karakter bu sevilen, arada. Sevilen bir karakter. Sevilen. O yüzden çok şey yapamıyorum. Giovinazzi ile birlikte Latifi. Aynen, son iki beraber, adımları hakikaten... hep. Ya bariyerlerde ya yarış dışılar. Ama çok da kibarlar sevilen iki tipleri. Aynen, aynen. Ama hep böyle hani 17, 18, 19... 19-20 şeklinde. Yapacak bir şey yok. Latifi de mesela yani. geçen sene miydi? Onun geçen seneydi sanırım. Macaristan'ın birinci bitirmişti Latifi. Şeyde antrenman turlarında. Herkes çok. Lökler git tepkisi vardı. What? Falan diyordu. Yanlış yanlışlık olmasın. Yani ama nasıl tabii şaşırmaz mısın? Herkes çok. Tabii tabii. Ama yani yağmur altında o evet. Bazen bazı şeyler olabiliyor. Doğru söylüyorsun onu. Ama o kadar şey, yok ki yani hani arada gitti geldi şu an bilgi. O yüzden Albon'u çok beğeniyorum ben. Bir de Vietnamlı değil mi Albon? Yarı Singapur muydu? Yarı İngiliz yarı Singapur olması lazım. Singapur muydu Vietnamlı mıydı? Vietnam şu an mıydı? Çok arada hemen. Kaldım. Çünkü hemen. Dün Esra'ya da Albon'la ilgili bir şey söyledim. Albon'la değil pardon Vietnam'la ilgili bir şey söyledim. Dur bakalım hemen şu an Alex Albon tık tık tık. Ama Londra'da doğmuş. Evet yani İngiliz bir tarafı var. Tayland mı? Dur bakayım. Taylandmış. Tayland. O benim hatam. Vietnam Grand Prix'si var. Formula 1'in 2020 oyununda. Benim en zorlandığım şeylerden biri, yarışlardan biri. Çünkü çok zor bir yarış. Hakikaten yani sert virajlar. Monaco'nun daha uzunluğunu düşün. Ve uzun ve gerçekten hızlanabildiğim virajlar düşün. Gerçekten müthiş yarış. Keyifli. Ben çok isterdim Vietnam Grand Prix'sinin hayatına dahil olmasını. Hayatımıza dahil olmasını. Sokak yarışı. Belki da. Olur bakarsın. Sokak yarışı gibi görünüyor. Belki olur bilemeyiz ki. Sürprizler yani. Geliyor yani takvimlerde biliyorsun. Şimdi yerler de değişti 2024'te. Evet. 2024 takviminde de. Japonya biz niye yokuz? Biz neden yokuz? Bence o şeyden kaynaklı ya. Intercity ile işte Türkiye Motor Sporları Federasyonu arasında bir atışmalar oluyordu. Açıklamalar dönüp duruyordu. Biz belki, bu sormaya devam edeceğiz ama. Ama şey sanki biz onu ne kadar pazarlayabiliyoruz kendi içimizde. Orası zaten. Ya mesela yeni bir metro durağı yapıldı. Bu metro şeyleri diyor ya Sabiha Gökçen'e evet. Gidiyor ya metro. Aha. Mesela şeye gidiyor mu? Intercity'ye uğruyor mu? Valla yani çok yanlış olmasın. Mesela oranın da çünkü ciddi bir ulaşım problemi var. Çok ciddi bir ulaşım problemi var. Yani araba oraya ayrı servisler kaldırılıyordu. Normalde oraya gerçekten bir metro yani, hattı. Hatta iki tane metro hattı çok büyük bir alanda yani tek metro hattı bile kaldırmayabilir. Ya belki işte A durağı, B durağı. Yani aynen şey öyle. AB girişleri falan diye yapılabilir. Kesinlikle. Bilmiyorum yani biz bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama sanki eksik yapıyormuşuz gibi geliyor ülke evet. Olarak. Bana da öyle geliyor açıkçası valla. Burada da ülke eleştirisi yapmış olalım. Ama yani buradan öyle girdim bir şey eleştirmen gerekiyor artık. Ama evet. Normal ya. Eleştirdim ya daha eleştireyim. Yani herkes burada de... Drive to Survivor'dık, Verstappen'i övdük, araçları övdük. Bu arada şey böyle çevremdeki arkadaşlarım bunu da eleştirir, bunu da eleştirir. Mesela geçen Fenerbahçe tarafına gittim basketbol şubesine. İşte şey dedim bu kale budurlar dedim. Salonun önünde şey yürüdüğümüz yerler kışın yağmur yağınca dedim kayıyor dedim. Bu şubede de eleştirmediğini dedi bir kale budur kalmıştı onları eleştirmeye başladım dedi. Takım iyi oldukça dedi sen başka bir şeyler eleştirmeye başlıyorsun. Yani tespit yapıyoruz biz orada. Yapmayalım mı? Bunu da mı yapmayalım? Kayıyor yani. Sen hayır benim açımdan sıkıntı yok. Ben düşerim benim kaba etim büyük rahat rahat. Birinde bir sorun olmaz başkasında problem olur. Eyvallah olsun. Arkadaşlar Fatih Dilber. Evet, konuşmayı gerçekten özlemiş Fatih Dilber. Bir ayda program yapmayınca oldu. Zor tabii. Ya işte ara ara demek ki Sports Cafe'ye gelmen gerekiyor. Gelmem gerekiyor, aynen. Ara ara farklı gündemler, birazcık basketbol, birazcık Formula 1, başka konularla da birlikte böyle sürpriz. İşte magazin sen falan de... girerim diye düşündüm. İşte ama bir sonraki program magazin, burger. O zaman evet, basketbol. Magazin ve burger, basketbol evet. Üçlüsü kabul. Tamam. Magazin, burger ve basketbol üçlüsü bir sonraki programda, bir sonraki turuna. Aynen. Ağzına sağlık. Senin renk getirdiğin Sports Cafe'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok sağ olasın. Bir sonraki program sözünü de aldım ama. Aldım, bir sonraki aldım. İstanbul'da oldun. Evet, evet. Süper. Eylül ayının ilk haftası geliyorum. Direkt buraya geliyorum. Selamünaleyküm. Evet, Eylül ayının ilk haftası Fatih Dilber'le tekrar Sports Cafe'de beraber olacağız. Aynen. O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bizi takip etmeye devam edin.